Hazır mı? Az kaldı. Tamam, hazırız. O zaman şimdi şu tohumları atabilirsiniz. 7-8 tane yeterli olacaktır. Bunlar Hı-hı. sana. Hı. Bunlar sana. Hı-hı. Kalanlar da sana. Sana neden yok peki? Akşam misafirliğe gideceğiz. O yüzden üstümü kirletmemeye çalışıyorum. Tamam, biz hallederiz. Hadi atalım tohumları. Bu da tamamsa üzerini toprakla örtelim. Toprakla örtüyoruz. İşte oldu. Şimdi de can suyunu verelim. Ben yapabilir miyim? Hadi yap. Teşekkürler. O ne güzel bir şeymiş Zeynep. Sanki yağmur yağıyor. Adı da yağmurlama ibriği zaten. Bu da bitti. İşlem tamam. Yakında kendi domates tarlamız olacak. Toprağı daha kolay kazabilirsek tarlamızı daha da genişletebiliriz. Onu Hı-hı. nasıl başaracağız? Henüz bilmiyorum. Hı-hı. Çınar bizi çağırıyor. Nereye saldırsak acaba? Bir türlü aklıma gelmiyor. Panik yapma patron, buluruz illaki. Ne demek panik yapma Azmi? Bir haftadır boş boş oturuyoruz. Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Görüşmeyeli nasılsınız? İyiyiz Çınar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gürgen'den haber yok mu hala? Hala yok. Acaba uslandı mı? Sanmıyorum. Bekleyip göreceğiz. Daha fazla bekleyemeyiz Azmi. Bekle bir dakika. Hafızamı kontrol etmeliyim. Evet arkadaşlar. Yüzyıllardır Doğu ile Batı arasındaki ticaretin merkezi olan İstanbul'da birçok han bulunuyor. Bu hanlardan biri de Büyük Han. Tam benlik. Yaşadığımız şehir İstanbul'un Mahmut Paşa semtinde yer alıyor. Bu işte tamam. Neden gülüyorsun Gürgen? Yok öğretmenim, bir şey yok gerçekten. Özür dilerim. Tamam buldum işte, Büyük Han. Demek buldun patron. Dur, daha devamı var hikayenin, hatırlıyorum. Öğretmenden Büyük Han'ın tarihi bir yer olduğunu duyunca koşarak oraya gittim. Biraz incelemek istedim. Daha rahat hareket edebilmek için orada bir dükkanda çırak olarak işe girdim. Girmez olaydım. Tamam patron, hemen getiriyorum çayları. 3 çay daha getiriyorum. Hemen camları siliyorum patron. Ne? Ne? Bu da bitti. Ay. Patron, ben biraz izin alabilir miyim? Çok sinirlendim Azmi. Şimdi daha net hatırlıyorum her şeyi. Gerçekten patronun çok sertmiş patron. Öyle bir icat yapacağım ki o büyük handa İstanbul'da gününü görecek. Bu arada siz ne yaptınız çocuklar? Biz kendi domates tarlamızı yaptık. Hem de onu daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bu çok güzel bir haber. Tebrik ederim. Nasıl peki? Biz de bilmiyoruz. Korktuğumuz oldu sonunda. Gürgen harekete geçti. Evet çocuklar, ta kendisi. Nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Patron, bu dozerin işe yarayacağına emin misin? Bunun adı dozer değil. Gür dozer 2500A. Halledemeyeceği iş yok. Ama çok küçük. Öyle mi dersin? Dur patron, dur. Dur patron, dur. Öğrenebildin mi Çınar? Heh, tamamdır çocuklar. Büyük Han'a gidiyorlar. Hemen harekete geçelim. Dikkatli olun çocuklar. Patron, bu ampulleri neden aldık anlamadım. Her yer aydınlık.
Azmi, dozerle buraya elimizi kolumuzu sallayarak nasıl gireceğiz? Renkli ampulleri takınca herkes icadımı oyuncak sanacak. Patron, sen gerçek bir dahisin. Hemen takıyorum. Patron, bir tur da ben atayım, ne olursun. Bisiklet mi bu Azmi? Keyfimden dolaşmıyorum. Çıraklık yaptığım dükkanı arıyorum. Hangi yöne gideceğiz? Sağ tarafa. Dikkatli olalım arkadaşlar. İçeri saklanarak gireceğiz. Gürgen buraya neden saldırıyor ki? Çünkü burası İstanbul'un en eski hanlarından biri. Hanlar eskiden ne işe yarıyordu? Ticaret yapan kervanların dinlenip konaklayabilecekleri yerlerdi. Günümüzdeki oteller ve garajlar gibi. O zamanlarda arabalar, trenler, uçaklar yoktu. Atlarla, develerle ya da yürüyerek yolculuk yapılırdı. Ne? Yürüyerek mi? Ben kesin dayanamazdım. Ben yürürdüm, ne var? Daha sonra hanlar içlerinde dükkanlar olan ticaret yerlerine dönüştü. Ha? Bu ses içeriden geliyor. Arkadaşlar, dediğim gibi kendinizi sakın belli etmeyin. İşte sonunda buldum seni. Şimdi bakalım kim kime çay getiriyor. Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Ha? Gürgen'in planı bu muymuş? Oyuncak dozerle koca hanı yıkmak. Ben size demiştim, Gürgen gittikçe ne yapacağını şaşırıyor. Şuna baksanıza, ne kadar sevimli. Ne yani? Ciddi ciddi o direği yıkabileceğini mi sanıyor? Gürgen'i bu defa hafife aldık galiba. Bu daha başlangıç. Şimdi sıra dükkanda. Mehmet, Gürgen'e nasıl engel olacağız? Düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama. Hadi bakalım Gürdozer 2500 ha. Senin arkamızda daha çok enkaz bırakacağız. Azmi, beni izleyeceğin etrafa göz atsana. Ama patron, kullanmama izin vermiyorsun. Bari izleyeyim. Oyun mu oynuyoruz burada? Sana dediğimi yap. Bütün sıkıcı işleri Azmi yapsın. Emin misin? İşe yarar mı Zeynep? Bir aksilik çıkmazsa yarayacak. Okulda deneyini bile yaptı. Hadi o zaman Elif, sıra sende. Hadi Elif, başarabilirsin. Azmi fark ederse bütün planımız suya düşer. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elif, senden korkulur vallahi. Teşekkür ederim ama bence bir an önce başlamalıyız. Bakın, işe yaradı. İşini başardın. Allah Allah. Ne oldu ki dozerime şimdi? Bozulmuş olamaz. Benim icadım bozulamaz. Nazmi, çabuk buraya gel, beni dışarı çıkar. Patron, ne oldu? Neden durdun? Ben durmadım. Dozer durdu. Yoksa bozuldu. Benim icadım bozulmaz. Azmi, sana dozerime benzin koy dedim. Koydun mu? Koydum patron. Hem de tam doldurdum. Demek tam doldurdun. O zaman neden ibre sıfırı gösteriyor Azmi? Çabuk buraya gel. Azmi, çok iyi fikir dizerim. Elif'i de unutmamak lazım. Derhal gidiyorsun ve bana bir bidon benzin getiriyorsun. Patron, ben buraları hiç bilmiyorum ki. İnan kaybolurum. Ah Azmi, ah. Ben neden her defasında sana güveniyorum bilmiyorum ki. Benimle gel. Ne?
benzin almaya gidiyorlar. O zaman onlara bir sürpriz hazırlayalım. Bu benim dozerimin sesi. Merhaba Gürgen. Patron, dozer çalışıyor. Ama nasıl olur? Benzini bitmişti. Benzinini ödünç aldık. Ne nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Yine başaramadın Gürgen. Ayrıca senin dozerin artık bizim domates tarlamızda çalışacak. Ne tarlası? Artık yeter. Nedir benim sizden çektiğim? O bize doğru mu geliyor Azmi? Galiba evet patron. Ama tarlada çalışmadan önce biraz işimiz var. Ne dersin Gürgen? Patron geliyor. Şaka yaptım çocuklar. İnanmadı galiba patron. Kaçsana Azmi. Geliyor patron, geliyor. Baksana Elif, senden bile hızlı koşuyorlar.